Bir zamandaki cahil insanlar kendilerini cenneti garantilemiş gibi kendilerine inananlara cennet vaat etmekle kendilerini ilahlaştırmış olmuyorlar mı? Hristiyanların cennetten arsa satmaları gibi Firavun dahi ya Musa ben yeryüzünün Rabbiyim diye ilahlık taslarken zamane Firavunları dünyada ve ahiret tasarrufu sahibi olduklarını iddia etmekteler. Kendileri kendinde olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek Allah adına yalan söylemektir. Allah'ın azabından emin olmak, Allah'a iman etmemektir. Neden mi? İlk olarak Allah'ın kulları üzerindeki hakkını, kulların Allah'a karşı görevlerini, Allah'ın kahhar olduğunu, aziz intikam, intikam kıl, alıcı olduğunu hafife almak, Allah'ın emirlerini terke ve yasaklarını işlemeye sebep olur. Allah korkusu azala azala nihayet kalpte iman kalmaz. Çünkü iman kişiyi Allah'tan ve azaptan kork korkmaya sevk eder. Allah'ın azabından emin olmak kulun haram işlediği halde Allah'tan mahfiret ummasıdır. Bu ancak akılsızlıktır. Allah'tan yani haram işleye kulun haram işlediği halde Allah'ın affına güvenme yani Allah Hazimüşan ayetiyle söyleyelim. Allah'ın komuş olduğu şeytan sizi Allah çok affedicidir diye aldatmasın. Bununla mahfiretini umması ancak akılsızlığını gösterir. Cahil fakat çok ibadet eden kişi sonunda Allah'ın kovduğu şeytanın vesveselerine kapılarak yaptığı ibadetlere aldanıp ben Allah'a diğer insanlardan daha çok ibadet ediyorum. Allah bana azap etmez. Allah katında yüksek bir yerim vardır diye düşünmeye başlar. Halbuki şöyle baksa Yahudiler senden çok çok hahamlar senden çok çok. Efendim bir yogocu, bir yogi yani yoga yapan bir yogi yani o usta onların da imamının adına yogi diyorlar. Efendim bir budist senden çokça fazla ibadet ediyor. Adam ömrünü oruçla geçiriyor. Ömrünü ibadetle geçiriyor. Nirvana'ya çıkacağım diye aklı başından gitmiş. Hiçbir iş yapmıyor. Sen ibadetin buna göre ne ki? Ne kadar ki? Bir hariciye bakarak gece namazlardan dizleri ve elleri nasır tutan bir hariciden, bir şiadan düşünün bir mühür taşıyla yani secde taşı dediğimiz bir taşa alnında iz çıkarana kadar secde eden dahi olsa bir Budist kadar ibadet edemiyor. Ey kendisine ateşle azap eden, şiş soktum diye mucize sayan bir Hindu yogisinin 15 yerine bir anda kendisini sokabildiğini, bunu da sadece orada gösteri için yapabildiğini görmeyen kör beyinler, kör akıllılar, aklına ne akıllar yani, cahil bunlar, cahil, başka hiçbir şey değiller. Şöyle bir düşünün dostlar, Ateşin üstünde yürüyenler. Sizce Allah'ı birleyenler mi bunlar? Yok. Kendi egosu için vücutlarına ezap edip, nefislerine azap edip ve istediklerini elde edince de onu sergileyip faş edip ondan makam elde edenler. Söyleyin. Hangisi üstün sizce? Cahiller ibadetiyle yapılan alimler ise şöyle dua eder. Allah'ım bize ibadetimiz ve şükredici zikir ederken bize yardım eyle. Allahümme e inna ala şükrük ve zikrük ve hüsnü ibadetik. Amin. Allahümme e inna ala şükrük ve zikrük ve hüsnü ibadetik. Amin. Onlar ibadetlerini ancak Allah'ın verdiği kuvvetle yapabildiklerini söylerken bunlar kendilerinin yaptığını söyleyerek inkara girerler. Cahil Allah'ın kovduğu şeytan vesveseleriyle ne yaparmış? ibadetlere aldanıp ben Allah'a diğer insanlardan daha çok ibadet ediyorum. Allah bana azap etmez. Allah katında yüksek bir yer vardır diye düşünmeye başlar. Yahut etrafındakiler ona bunu düşündürürler. Senin kalp gözün açık. Ne söylesen oluyor. Sen gitmeyeceksin de cennete kim gidecek diyerek Allah'ın korkusunu azaltır. Derin bir sapıklık içine atarlar. Yalanların en büyük kişinin görmediği rüyayı gördüm demesidir. Allah'a iftira ediyor. Rüya sahibi, rüyayı gösteren Allah'tır. Buhari, tabir 45, müsned, 2. cilt 96-119 Görmediği rüyayı dahi görmüş gibi anlatmak gizli şirk ise, kendinde olmayan bir gücü, bir sıfatı kendinde varmış gibi göstermek, Vehut varmış denildiğini duyduğu halde ses çıkartmamak. O gücü verene karşı hak iddia etmek, onun makamına göz dikmektir. Eğer Allah'a ait bir gücü kendine mal ediyorsa kişi onun Allah'ın kovmuş olduğu şeytanladır her işi. Allah'a karşı ilahlık iddiasında bulunmuş olan bulunmuş olur. Bundan 1400 sene önceki şirk fikri neyse bugünkü şirk fikri aynı. Bundan sonraki şirk fikri de aynı olacak. Öyleyse insanlarla değil, fikirlerle mücadele etmek lazım. Fikirleri düzeltmek gerekir. Allahu Teala'nın bize söylettiği gibi kötü insan yoktur. Kötü fikir vardır. Fikirler düzelince insan düzelir. Hak kendine vasıl olur, vasıl verir. Şirk fikrinin altyapısını iyi anlamamız gerekir ki düzeltsin. İşte Allah'a ortak koşanlar ortak bir fikri de şudur. Biz sadece şunu söyleriz. Siz ilahlarımızdan bir biri fena çarpmış. Hud dedi ki işte ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun. Sonra da bana göz açtırmayın. Hud suresi 54. ayet. Şimdi Hud aleyhisselatü ve diyorlardı ki veyahut Muhammed aleyhisselatü ve bunu cin çarpmış, şeytan çarpmış. Bu olsa olsa bir sihirbazdır. Bu olsa olsa işte bir büyücüdür. Bu, bu şöyledir. Bu böyledir. Ama bakın Allah diyor ki haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun. Sonra da bana göz açtırmayın. Hud suresi 54. ayet. Hud aleyhisselatü vesselam da ümmetine böyle söylüyor. Hadi bakalım. Kurun tuzaklarınızı diyor. E bugün Allah'ın güzel kulları böyle söylemez mi? Bunlara bunlar söylenilmiyor mu? Ya bizim şeyhimizin gazabı çarptı, yakında çarpar diyenleri duyar gibiyim. Adamın kafasında manevi ok buldu diyenlere o manevi ok kendi kafalarında olduğunu bir türlü anlatamıyorum. Çünkü adamın aklı çakılmış kalmış. O ok, manevi ok, küfür oku, Allah'ın inkar ettiklerinden dolayı Allah onların kafasına o oka akmış da kafaları o pislik çamurunda debelenen hımar gibi, o debelenen eşek gibi, o arzın dabbesi gibi oralara çakılmış kalmışlar. Orada debelenip duruyorlar. Akıl etmiyorlar. Düşünmüyorlar. Allah'ın kelamını, Allah'ın nebisinden kendi düşüncelerini ve şeyhlerin düşüncesini daha yüksek görüyorlar. Halen akıl ermez sahip, akıl ermez bunların. Bunlar sefihler, bunlar akılsızlar. Ne söylesen anlamıyorlar. Kendilerinden kahretme, ceza verme, bela indirme gücü olduğuna inanan isimler, şeyh, gavus, kutup, molla, diktatör, zalim vesaire olanlar sözlerinden çıkanların başlarına bela yağacağını, musibetlere uğrayacağını, cinler tarafından çarpılacağını iddia ederler. Böylece inananlarını korkuturlar. Allah'ın Kahhar, Cebbar, Kavi isimlerini, Müntakim isimini efendim kendilerine mal ederler. İşte böyle şirke girerler. Oysa ki dilleriyle la havle ve la kuvvete illa billah derler. Allah'tan başka güç, kuvvet sahibi kimse yoktur en büyük güç Amerika'dır diye gücü Allah'tan başkasından bilmek dahi şirktir. <laughs> Bu adama kimse yenemez. Demek Allah'a meydan okumaktır. Falanca adamın nefesi çok kuvvetli. Bir üfledi mi yıkar demek aynı şekilde güçtü. Güç de Allah'a şirktir. Şirk olmaktır. Kim gücü Allah'tan isterse Allah ona güç verir. Kim gücü kendinden içinde bulunduğu şartlarda veya diğer yaratılmıştan bilirse Allah onu nefsiyle, acizliğiyle, baş başa bırakır. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatındaki iki savaşı hatırlayalım. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de size yardım etmişti. Öyle ise Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. Ali İmran 123. Ayet Andolsun ki Allah birçok yerde Huneyn savaşında ve savaşlarda size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimetine uğratmaktan kurtarmamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak geri dönmüştünüz. Ettevbe 25. ayet. Bedir'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mükminlerin sayısı sayıca düşmanlardan az idiler. Güç ve kuvveti Allah'tan bilip yardım istediler ellerini açtığında hırkası omuzdan düşünceye kadar yükseltmişti ya hani. Hatırladınız mı? Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken hiçbir gücü Allah'tan değil kendisinden bilmedi. Her bütün güç Allah'ın da dedi. Ve Allah ancak yardım edecek olan dedi. Ve bize bunu tavsiye etti. Allah'tan bilip yardım istediler. Allah me melekler ordusuyla onlara yardım etti. Huneyn Savaşı'nda ise kalbine henüz iman yerleşmemiş Müslümanlar vardı. Sayı çoktu. Bir ordu, bu ordu yenecek kimse yoktur dediler ve dağılı verdiler. Yine bana şöyle emredildi. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan Şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Yunus suresi 106. ayet.